Sıra 200 bin lira değerindeki 9. sorumuzda Serli. Hangisi böcekler sınıfından değildir? A. Bit. B. Pire. C. Çiyan. D. Tahta kurusu. Böcekler sınıfından değildir. Evet, bilmediğim bir yerden geldi yine. Biraz mantık kurmaya çalışacağım. Evet, burada bütün sorular zaten bildiğim yerden gelse. Tam bit, pire, çiyan, tahta kurusu. Böcekler sınıfından değildir. Yani düşünüyorum hani bit daha çok tüy, işte saç daha canlıya bağlı olarak yaşayan bir şimdi böcek desem bir şey olur. Bit daha çok başka bir canlıya da bağlı olarak yaşaması gereken, pire de aynı şekilde genelde hayvanlar tüyler işte oralarda olduğu için hani tek başına doğada olabileceğini yani böcek sınıflaması tam nasıl bir alana düşüyor bilmiyorum. Evet, biraz onu gözden ama, geçirmen evet, gerekiyor. Tahta kurusu mesela ağaçlarda vesaire var mıdır? Çünkü daha çok bizim kullandığımızda bir şey yapmak için kestiğimiz tahtalarda olan bir şey ama doğada acaba var mıdır? Tek başına işte ağaçlarda vesaire ya da çiyan. Çiyan bilemiyorum. Yani pire ve bit nedense aynı sınıftanmış familia gibi. Diyorsun. Evet. Ama tabii ne kadar doğru bir mantık bilemiyorum. Ama çok benzer geliyor ikisi. Bu durumda onlara benzeyen birisi daha var. Evet. Ama onun dışında bir tanesi değil. Evet. Çiyan çok bilmiyorum nasıl gözüktüğünü, nerede işte oluştuğunu, yaşadığını çok bilmiyorum. Şimdi yalan söylemeyeyim. Tahta kurusu. Düşüneyim biraz. Böcekler sınıfı. Mesela şu da geliyor aklıma. Bit ve pire böyle daha çok zıplar, şey olur hani zıplayabilen de böcekler. O yüzden acaba böceklerde böyle bir özellik mi var? Bu ikisini direkt çok benzer düşünüyorum ama tahta kurusunda acaba o mu yoktur? Ondan böcek olmayabilir mi? Ya da tahta kurusunun mesela bacakları var mıdır? Hiç bilmiyorum. Çiyan da sanki ya bilmiyorum ama çiyan da sanki o bit piregillerden gibi bir düşünce ama tabii burada hiç emin olamıyorum hiçbir şeyden. Tekrar bakacağım. Tahta kurusu. Evet. İstersen durumu tekrar bir gözden geçirelim. Olur. 100 bin liramız var. Yani ben vazgeçtim. Evime gitmek istiyorum dediğinde eve 100 bin lirayla gidebilirsin. Evet. Cevap verirsen ve bu cevap eğer yanlışsa 50 bin lirayla gideriz eve. Ama doğru cevap verirsek de 200 bin lira kazanacağız ve belki de 300 bin liralık soruyu açtırıp yaşasın bunu biliyorum diyeceğiz. Evet. Böyle düşününce şimdi ya risk alıp da daha yakın hissettiğim bir cevap çok fazla yok şu an. O yüzden pire ile bit sanki aynı gillerde. Birinden biri ise de kesinlikle bilebileceğimi düşünmüyorum hangisidir deseniz. Hiç mantıkla kuramazdım. Son kez hepsini bir gözden evet, geçir bakalım. Hangisi öbürkülerinden farklı? Böcekler sınıfından değildir.
Evet. Bit, pire, çıyan, tahta kurusu. Çıyanın nasıl bir şey olduğunu bilseydim biraz. Hiç gelmiyor mu gözünün önüne? Hiç yani. Ama Allah Allah. Bugüne kadar hiç denk gelmemiş, bilmiyorum. Peki şeyi duydum, seni çiyan, seni evet diye bir şey duydum. Evet, böyle şeytan gibi. Bilmiyorum. Çok. Böcekler sınıfından değildir. Böcek olmak için ne gerekiyor acaba? Bu kocaman kurusu. Bir anı. Bak Serdi, evet. Bu kocaman bir anı olarak kalacak hayatında. Evet. Yani buraya bir daha gelme şansın yok. Bir kere geldin mi, evet. Bir daha gelemiyorsun biliyorsun kurallara göre. Evet. Yani... İstersen keyfini çıkar, istersen yok bu kadar heyecan bana yeter diyebilirsin. Biraz daha düşünüp bir şıkka daha yakın hissedip belki risk alabilirim diye düşünüyorum. Hemen çekilip gitmek istemiyorum. Dediğiniz gibi keyif almak istiyorum burada. Bit ve pire. Çok yakın ikisi. Yani eleyorum kafamda ama hiç belli de olmaz. Tahta kurusu ve çiyan. Yani sanki tahta kurusu da bu üçüne göre farklı kalıyor gibi ama... Cevabı öğrenirsem hayatım boyunca unutmayacağımı düşünüyorum. Evet, düşünelim. Evet, sanırım risk alacağım. Umarım doğru düşünüyorumdur. Olmazsa da sağlık olsun. D şıkkı tahta kurusu son kararım. Ben olacak mıyım? Evet. Böcek demek, altı ayaklı demek. Bitin, pirenin ve tahta kurusunun altı tane bacağı var. Ama çiyan hiç gözünün önüne gelmediği için, çiyanla evet. ilgili hiçbir şey bilmediğin için aslında hemen gittiğinde baktığında göreceksin ki 40 ayağa benzeyen bir hayvan birçok ayağı var. Neredeyse. Evet. Keşke bilseydim, biraz mantık da yürütebilirdim. Evet. Ama yani burada risk almasam ve diyelim ki doğru çıktı, sonra gerçekten pişman oldum. Denemek istedim. Sağlık olsun. Evet, sağlık keyifliydi. Olsun. Çok keyifliydi. Değil yani mi? Böyle bir şey bir daha hayatımda yaşamayacağım bence. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok İyi keyifli geçti. İyi akşamlar diliyorum Serli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.